Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Murat kardeşimizin yanındayız. Murat kardeşim beni aradı. Kargosunun eline ulaştığını söyledi arkadaşlar. Daha önce bir hafta, bir iki hafta oldu herhalde. Aşağı yukarı oldu. Evet, bir iki hafta önce Murat kardeşimize sistem toplamıştık. Tabii ekran kartını almamıştık. Acele etmedik ekran kartını almaya. Murat kardeşimiz de 7900 serilerini almayı düşünüyordu AMD'nin. Tabi ekran kartında olan bazı sorunlardan dolayı, AMD'nin ısınma sorunlarından dolayı 7900 serisi ekran kartını almaktan vazgeçti. Biz de 20 bin, 30 bin civarında hem fiyat performans odaklı ekran kartı almayı düşündük. Biz de bu tercihimiz 4080'den yana oldu. Ya şöyle ben 4070 serisini de bekledim. Yani 7900 serisinin özellikle referans kartlarında çok ısınma problemi olduğu duyulunca hani ben araştırdım birazcık. Forumlarda buna çok denk geldim. 4070'in de çıkış tarihi yakın olunca dedim bu kartı da bir bekleyin. Hani fiyat olarak da eğer ki 7900 XT fiyatında çıkarsa Nvidia alırım dedim. Çünkü diğer tarafta yazılım problemlerinin de çok olduğu söyleniyordu. Ama hani aklımda ROG serisi ya da Supreme X vardı 4070'te. Hemen hemen 4080'in fiyatına yakın bir fiyatta çıktı. Yani 27 bin, 28 bin bandında gördüm ben çıktığı tarihleri. Hani ilerleyen zamanda belki düşebilir bilmiyorum ama en son bir sitede biraz uygun fiyata yani 27 bin, 28 bin dedim 4070'e verene kadar. Tabii yani. 29 bin lira 4080'e verdim bu parayı. Daha mantıklı geldi bana çünkü. Hani hem VRAM açısından 12 GB, 16 GB, 1 GB farkı var. Hem de daha birazcık da üst seviye kart olduğu için. Ya sisteme de zaten böyle bir şey yaptığımız zaman gider ayırdığım için böyle bir maliyetli bir sistem topladığım için ekran kartımda güzel olsun istedim açıkçası. Biz zaten senin isteklerine göre biz bu Aynen, sistemi aynen. Ya ben topladık. ileri seviye bir sistem olsun. Hani bazı arkadaşlar ya sen bunu topladın, sen bundan ne yapacaksın? İşte sadece oyun için mi topladın gibi şeyler söyleyebiliyorlar ama ya biraz elektronik eşyada biraz takıntım var benim açıkçası. Hani o dönemde elimde varsa imkanı, o dönemde hangisi iyiyse onu toplamak adına. Hem bir de şöyle bir şeyim daha var açıkçası. Hani ben grafik programlarını biraz seviyorum. Çok fazla bir bilgim yok Aynı ama gibi. işte bu Photoshop olur, işte After Effects olur, diğer işte video editleme programları olur. Bu tarz programlara da biraz kaymak istiyorum o tarafa doğru. Biraz kendimi bu tarzda geliştirmek istiyorum. Ondan dolayı da tercihim birazcık bunu. Yani sadece oyun İleriye dönük amaçlı, yani. sadece oyun amaçlı bir bilgisayar toplayayım işte gireyim 1 saat 2 saat oyun oynayayım diye değil. Çünkü zaten biliyorsun ben gece çalışıyorum. Gündüz vaktimin birçoğu evde geçiyor. Böyle de olunca hani böyle bir sistem daha mantıklı geldi bana. Aynen öyle. O yüzden bilgisayarımızı açalım, kartımızı da takalım istiyorsan. Şöyle söyleyeyim. İleriye dönük olduğu için bu Evet. sistemi biz senin tam ihtiyaçlarına göre Tabii topladık. tabii Yani yani şimdi ben buna 3070 de takabilirdik. ya tabii ki kaldırabilirdi. 3070 Ben Ti'yi de takardık. Şu an bütün oyunlarda oynardın son şeyde. Yani grafik Evet. tasarım vesaire de yapabiliyorum ama biz şimdi ileriye dönük sistem kurduğumuz zaman bileşenlerin sisteme denk olması lazım. Şimdi Şimdi üst düzey bir sistem toplamışız. ben benim için de Anakartından, ilk videoda dediğim gibi benim için daha önce ben kendim hani toplamadım. Bileşenleri nasıl toplanıyor işte bileşenlerin uyum hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hani parçaları bilirsin, ne işe yaradığını bilirsin ama uyum açısından hangisi daha iyi, hangisi daha performanslı o konuda teknik bir bilgiye sahip değilim. Hani araştırarak da bir yere kadar gelebileceğimi düşündüğüm için o konuda da teşekkür ediyorum. Sen bana bayağı bir yardımcı oldun. Hani toplarken de bana ayrıca bir kılavuz olmuş oldu. Benim için de güzel bir deneyim olmuş oldu. Hani ilk başta dediğim gibi ekran kartında birazcık bekledik Tabii ben ama güzel sana olduğunu ben düşünüyorum şu söyleyeyim. anda. Evet, güzel oldu sistemimiz. Hani sana da söylediğim gibi hani acele etme diye söylemiştim. Çünkü AMD'de çıkan bazı problemler, daha önce çıkan sorunlar, wattman hatası vesaire. Tamam bu yazılım güncellemesiyle düzeltilebiliyor ama biz de ileriye dönük sistem kuracağımız için sen de 7000 serilerini beklemek Evet, istedin. ben Biz 7000. 7000 serilerini takacaktık arkadaşlar. AMD'nin herhangi bir Asus olur, MSI olur. 7000 serisi ekran kartını alıp takacaktık. Yalnız AMD'nin yeni çıkan ekran kartlarındaki ısı probleminden dolayı şu an yeni çıkardığı ekran kartı 110 derecelere kadar sıcaklığa ulaşıyor. Doğru. Tabii bunu da AMD kabul etti bu sorunun olduğunu. Biz de o yüzden AMD almakta vazgeçtik yani. AMD almadık. Onun yerine fiyat performans odaklı ve Inventus'un sitesinde fiyatı da uyguna düştü. 4080 Palit'in 4080 ekran kartını almayı tercih ettik. Arkadaşlar bugün de konumuz bu sisteme 4080 ekran kartını takmak olacak. 4070 Ti düşünüyorduk. 4070 Ti da 18-19 bin TL civarlarında piyasa çıkış tarihi verildi. Yani piyasada çıktı normalde yurt dışı fiyatı. Türkiye'de 27 bin TL'ye satılıyor. Şimdi 27 bin TL'yi verdikten sonra 3-4 bin TL daha verilip 4080 almak en mantıklı çözüm. Biz de o yüzden 27 bin TL vermektense 4080 almak daha mantıklı oldu. Şimdi arkadaşlar gelin hep beraber kargomuzla gelen ekran kartımızın kutusunu açalım. Bayağı büyük duruyor bilmiyorum. İnşallah kasaya da sığar mı sığmaz mı? Tam bir
Bilgim Evet. yok ama inşallah. Kasanın ölçülerine ben baktım. Ekran kartının ölçülerine de baktım. Kasaya uyumu sağlıyor. İnşallah dediğin gibi de bir sorun yaşamayız yani. Sürpriz olabilir çünkü yani tamam videolarda falan baya evet büyük bir kart elle tutulduğu zaman gözle görülür bir büyüklük var idi ama kutu da baya büyük gelince acaba diye bir çelişkiye de düşmedim diyeyim. Evet. Bakalım açalım kutumuzu. Bakalım bakalım bizi bir sürpriz bekleyecek mi? Devasa büyüklüğü. Üç kaynağımızı da ekran kartına göre seçtik arkadaşlar. O yüzden yani gidip de 750 watt bir güç kaynağı almadık. 1000 wattlık bir güç kaynağı aldık. Tabii. Ya, Gold serisi. Şöyle ya gerçekten aslında uçuk fiyatlar. Yani yenileri yutulur gibi değil. Fiyatlar dolar bazında geldiği için de özellikle ülkemizde alım gücünü erisiyor. Ama Evet. yani şöyle bir düşündüğümüz zaman bugün bir telefona 40 bin lira 45 bin lira veren insanlar var. Bir telefonla bunu kıyasladığımız zaman bu daha mantıklı geliyor. Yani buna veren parla. Tabii kesinlikle. Ya şimdi Türkiye şartlarını dediğim gibi düşündüğümüz zaman yani Türkiye'ye gelen ürün dolar bazında bir de aracı firmalar çok kazanıyor. O yüzden Evet. fiyatlar çok Ya artıyor ben yani. hani 4070'i şundan dolayı beklemek istedim. Hani 7900 XT'nin fiyatlarına denk bir fiyatı olur diye düşünüyordum ama üst seviye kartlar birazcık daha pahalıya geldi. Kesinlikle şimdi 4070 Ti dediğimiz zaman şöyle söyleyeyim sana 7900 XT'den bazı oyunlarda mesela geçiyor. Evet. XT'ye denk geliyor. Özellikle DLSS 3.0 çıktı. Nvidia'nın çıkarmış Evet. olduğu yeni bir teknoloji. Ve FPS oyunlarda yani oyunlarda daha doğrusu FPS'i çok arttırıyor. DLSS 3.0 Doğru teknolojisi. söylüyorsun. Ya bana çok arkadaşım hani AMD'yi çok çok önermediler. Isı problemleri özellikle bu yazılımsal sıkıntıları da. Tabii bu aslında bana göre donanımla da alakalı. Hani bileşenler uyumsuz olabilir. Bundan kaynaklı da olabilir. Kart kendini korumaya da alabilir. Bundan dolayı da olabilir ama yani bu kadar bir meblağ ödeyip sorun yaşamaktansa Kesinlikle orası öyle yani. böyle bir kartla devam etmek daha makul geldi. Evet pahalı mı? Evet. Pahalı. Ama zaten sistemi bir saat üst düzey topladık. Bari kartımız da Aynen, güzel kesinlikle. olsun, temiz olsun, kafamız ağrımasın. Evet arkadaşlar. Palit daha önce de Türkiye'de var olan bir firmaydı. Palit'in yeni ekran kartları gerçekten özellikle Game Rock serileri çok iyi ekran kartları hem görsel olarak da. Adresine bilir RGB desteği de var. Anakartımla da tam uyumlu çalışacak. Güven konusunda işte bir MSI'dır, bir Asus'tur. Bunlar tabii birazcık daha ön seviye firmalar olduğu için Evet. belki tercih edilemeyebilir böyle kartlar. Güven acaba güvenilir mi? Kullanılır mı? Benim de aklımda yok değil. Hani acaba güvenilir bir firma mı? Çünkü daha önce hiç kullanmadım bu Evet. firmanın kartını veya da herhangi bir ürünü. Birazcık forumlarda dolaştım. Forumlarda gördüğüm kadarıyla olumlu yorumlar fazlaydı baya baya. Evet. Pali çok aslında eskiden beri var. Evet. Ama çok tanınan bir marka değildi. Daha Evet. sonraları tanınmaya başladı. Zaten Game Rock serisi de en üst serilerinden biri ekran kartları. Bakalım deneyeceğiz, bakacağız. Testimizi de yaparız. Bu arada garanti belgesi arkadaşlar. Kutumuzun üstünde. Kutu bayağı yine. Kutu çok büyük abi. Kutu Var ya yani şu an. küçülmüyor da. Aynen kesinlikle. Paketlemesi güzel gerçekten. Paketlemenin içimize sindi. Şimdi Bu arada ekran kartımızın özelliklerini de YouTube kanalına ekleyeceğim arkadaşlar. Onu da anlatmaya gerek yok. şurada maket bıçağımız da var. Ne o? Elimize o geçti. İstersen maket bıçağı Tamam. verebilirim. Olur fark etmez. Ha, şurada daha güzel olur. Şöyle vereyim ben sana da. Tamam. Şunu kullan. Mejo bıçağı gibi bir sakalı. Aynen. Açtım şöyle. Evet. 4070 Ti'de 12 GB bellek vardı. Evet. Onda ise 16 GB bellek var. Yani şöyle söyleyeyim. Oyunlarda daha yüksek FPS alacaksın. ya diğer kartla kıyasladığımız zaman tabii üst seviye bir kart daha performanslı. Evet. İşte bakacağız yani ne bekliyor? Bir elektronik birazcık şans işi o da var tabii ki. Tabii Hani bu kesinlikle. hangi markayı alırsan al eğer üst seviye de alsan eğer sıkıntı çıkartacaksa bir şekilde çıkartıyor yani. O da bir Evet. gerçek biraz şans işi aslında elektronik. Kesinlikle orası öyle tabii şans işi. Bu arada ekran kartımız normalde piyasada 34.000 Aynen civarlarındaydı. Doğru 34.000 değil civarındaydı. mi? Mevcutlara indirme Cuma gelmiş. günü geçtiğimiz Cuma günü 31.000 küsürlü bir fiyattaydı. Bir sonraki gün baktığımda 29.700-800 civarındaydı. Çok iyi fiyat. Ben de işte hani 70'e o parayı vereceğime zaten dedim çıkacak madem vereceğim. En azından dedim böyle bir kartta daha makul olacağını düşündüğüm için bunu tercih ettim. Aynen. Ben kutusundan bile çıkartırken Zorlandık açıkçası. kutu içinde Şöyle biraz geriden çekelim. yok yok şuradan Şöyle. gözüküyor Tamam. zaten. Şöyle. Ha tamam. Şimdi kutu büyük olunca insan bir tereddüte düşüyor değil mi? Yetmiyor değil. Ben çünkü Evet. kutunun içindeki kutu da bayağı büyük çıktı. Tabii. Ya önemli olan kartın şimdi
boyutunun ne olduğunu ve kasamızın boyutunun ne olduğunu. Aynen öyle. Bunları bilirsek hani ekran kartımızın kasaya olup olmayacağını bilebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kart gerçekten çok ağır. Şöyle baktığımız ama zaman kenardaki efsane bir kart. Geldi gönlümüzün efendisi. Evet. Işıl ışıl. Şurası şey olarak yapmışlar. Böyle elmas hani parlar ya. Evet, evet. Onun gibi yapmışlar. Zaten burada RGB aydınlatma yeri var arkadaşlar. Burada zaten gerekli aydınlatmamız. Kart gerçekten efsane yani. Ya şurada en olarak baktığımız zaman da ya şöyle parmak. Bir 3.5-4 slotluk bir ekran kartı evet, neredeyse evet. Yani. Bayağı büyük ya. Evet, kesinlikle. Kartlar büyüdü. Evet. Bu arada ekran kartımızın arkadaşlar 450-500 watt'a kadar güç çekmekte. Kutu içerisinden çıkan kabloyu da bu kısma takacağız arkadaşlar. Şöyle. Daha önceki ekran kartları 3 kanaldan besleniyordu veya 4 kanaldan. Yani 3 tane veya 4 tane PCI Express slotu takıyordu. Bunu da tek kabloya düşürmüşler ama girişimizi çoğaltmışlar. Anladım. Kutu içerisinden çıkan arkadaşlar PCI Express kablosu, dönüştürücü kablomuz ekran kartından, daha doğrusu güç kaynağından gelen kablomuzu bu 3 girişe takacağız. Bu girişi de ekran kartımıza takacağız arkadaşlar. Gerekli olan addressable RGB kablosu. Anakartımızda adreslenebilir RGB giriş olduğu için bu girişi de anakartımıza takacağız. Bu da ekran kartımızın tabi destek kablosu. Ekran kartımız ağır olduğu için herhangi bir bükülmeyi, kırılmayı önlemek için takacağımız destek aparatı. Burada koyalım şöyle. Şimdi arkadaşlar RTX 4080 ekran kartımızı kasamıza takacağız. Dediğim gibi kasamızın boyutu, yani boyut ölçüleri önemli. Ekran kartı aldığınız zaman da ekran kartı boyutu da önemli. Kasaya uyup uymadığını kasanın üretici firmasına girip sitesinden bakabilirsiniz. Biz de bu ölçülere baktığımızdan dolayı bu kartı aldık. Şimdi ekran kartımızı takalım. Şöyle yapalım. Ekran kartımız da 4 slot yer kapladığı için bayağı büyük ekran kartımız. Ekran kartımızı takıyoruz. Ekran kartımızı taktık. Ekran kartımızın bükülmemesi için de arkadaşlar bu destek aparatında bu alt kısma takacağız. Zaten şu an herhangi bir bak oynama falan yok. Gayet sağlıklı duruyor. Kablolarımızı takalım. Neresi uygunsa orada mantıklı. Şöyle takacağız.
PCI Express kablomuzu da taktık. Şimdi sıra geldi. Sistemimizi test edeceğiz. Ekran kartımızı birkaç programla test edeceğiz. Daha sonra M.2 SSD'mizin hız testine bakacağız. Driver'ını yükleyeceğiz ekran kartımızı. Ondan sonra kurulumu bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, kutu içeriğinden çıkan ekran kartımızın addressable RGB, yani adreslenebilir RGB kablosunu da anakartımıza takacağız arkadaşlar. Şimdi bu kablo olmadan da takarız ama aydınlatma kısmını istediğin gibi aydınlatamazsın. Anladım. Renk seçeneklerinde. Aynen öyle. Bunu da şuradan mı geçirelim? Zaten bunu da şuradaki kısımlar ya. Hı-hı. Gözüküyor mu videoda? Bakayım. Şu anda gözüküyor. Şuradaki girişe takacağız şu kısmı. Evet arkadaşlar, Palit'in GeForce RTX 4080 ekran kartımızı kasamıza taktık. Şimdi gelin hep beraber kasamızı çalıştıralım. Şimdi ekran kartımızın ARGB aydınlatmasını takmıştık. Şu an ARGB'ler yanmıyor. Şimdi ekran kartımızın yazılımına girelim. Daha doğrusu anakartımızın yazılımına girelim. Aydınlatma kısmını açalım. Tabi ışık yansımasa da oluyor. Aynen olur. Biraz kırılma oluyor çekimde. Şimdi sıra geldi, ekran kartı driver'ımızı yükleyeceğiz. Onun haricinde tüm aydınlatma sistemi denk çalışıyor. Addressable RGB'ye bağlı olarak. Şimdi ekran kartı driver'ımızı indirelim. Evet arkadaşlar, RTX 4080 ekran kartımızı takmıştık. Şimdi gerekli testleri açtık. Öncelikle M.2 SSD'mizin, Kioxia'nın 1 TB'lık Pro serisi SSD'mizin okuma ve yazma hızlarını paylaştık. Değerlerimiz gayet yüksek çıktı. İşlemcimizi arkadaşlar %100 yüke bindirdik. MSI'nin 240 mm sıvı soğutması mevcut. Kasamızda sıcaklıklarımıza bakalım. Şu an %100 yükte 50 dereceyi geçmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diğer stabilite testi de ayda 64. Testimizi de açtık. Burada ise işlemci sıcaklığımızı 50 derece. Yalnız Core Temp diye bir program var arkadaşlar. Sol tarafta gösterelim. Onu açalım. Şu an işlemci sıcaklığımız 98-99 dereceyi gösteriyor. Arkadaşlar bu program yanlış bir program. Stabilitesi olmayan bir program arkadaşlar. Değerler de yanlış. Zaten değerler 98 dereceye çıksaydı bilgisayarımızın kasa fanları ve sıvı soğutma fanları devreye girecekti. Bu programı kullanmayın arkadaşlar. Stabilite, sıcaklık testi için ayda 64. Yani bu programı kullanabilirsiniz. Şöyle çekelim. Şu an 51 dereceye çıktı. Testimizi açalım. Program testimizi. Kaç dakika olmuş? Şuradan süreye bakalım. Bakalım hocam. 8 dakika. Genellikle bu test programı 15 dakika ile işte yarım saat, 1 saat civarında çalıştırılmakta. Gördüğünüz gibi sıcaklıklarımız da çok iyi değerler. Nvidia GeForce RTX 4080 GameRock ekran kartımızı FullMark programıyla test ediyoruz arkadaşlar. Sıcaklık testlerimize bakalım. Şu an ekran kartı sıcaklığımız 65 derece. Çok iyi değerler. 3K'da kaç FPS veriyor? 343 FPS. Değerler muazzam.
Evet arkadaşlar, bugün Murat kardeşimizin evine misafir olduk ve gelen GeForce RTX ekran kartımızın kurulumunu yaptık. Gerekli sıcaklık testlerini, performans testlerini yaptık arkadaşlar. Şu an stabil şekilde sistemimiz çalışmakta. En ufak bir problem yok. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanırsın inşallah. Allah razı olsun. Daha iyisi sizin olsun. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions. And it's too much sometimes, mix the potion. Mix it up, girl, put it in motion. Are you fighting or dying? There's no compromising. Make up your mind, we're running out of time. It's so hard to try, but it feels one-sided. Just make up your mind, lay it all on the line. So deep in it that I can't see the bottom. So deep in it that I can't see the bottom. Pulling your thorns out my clothes. Your poison is spread to my soul. You say you love me one day, next you don't. Knowing damn well. Feel like rain in the morning, giving me mixed emotions. And it's too much sometimes, mix the potion. Mix it up, girl, put it in motion. Are you fighting or dying? There's no compromising. Make up your mind, we're running out of time. It's so hard to try, but it feels one-sided.